what I did. It's crazy. Hey, sen, oradaki. Evet, sana sesleniyorum. Futbolu seviyor musun? Ben seviyorum. Peki ya futbol senin için bir hayat felsefesi mi? Benim için öyle. Bir sorum daha olacak. Futbolu kalbinden sevdiğine inanıyor musun? ben inanıyorum. Sizleri de inandırmak için her gün kanalıma yepyeni videolar yüklüyorum. Sizler de bana destek olmak için videolarımı beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açıp yorum atarak olabilirsiniz. Unutmayınız ki bir insanın hayatını futbol tamamen değiştirebilir. Futbolda pes edenler hep kaybederken hırs edip azmedenler pes etmeyenler hep kazanır. Futbol savaşılan bir oyundur. Savaşmadan zafer olmaz. Bunu asla unutmayınız. İyi seyirler dilerim TR Futbol Ailesi. Seviliyorsunuz. Arkadaşlar, bu videomuzda sizlerle beraber 2018 son dakika güncel yeni transfer haberlerini konuşacağız. Transfer haberlerine geçmeden önce sizlerin bana yorumlarda sorduğu transfer haberlerini değerlendireceğim. Oyun devri sormuş. Gomis Galatasaray'dan gidecek mi kalacak mı? Lütfen cevapla demiş. Ben Gomis'in Galatasaray'da kalacağını düşünüyorum. Gomis hakkında çıkan haberlerin hepsinin de yalan olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Gomis Galatasaray'da kalıp bir yıl daha Şampiyonlar Ligi'ni oynamak isteyecektir. O yılın sonunda gitmek isterse tabii ki Galatasaray yönetimi de ona yardımcı olacaktır. O zaman gidecektir. Yani bir yıl daha Gomis bence Galatasaray'da kalacak. Bu benim fikrim süper oyuncu sormuş. Abi Fenerbahçe'ye sağ kanata kim gelir demiş. Fenerbahçe'ye Jonathan Bamba gelecek. Jonathan Bamba hem sağ kanat, hem sol kanat, hem de forvet özelliği oynayabilen bir oyuncu arkadaşlar. Üç yönlü bir oyuncu yani. Hem sağ kanat, hem sol kanat, hem forvet. Yani birazcık size geri Rodriguez örneğini verebiliriz bunda. Jonathan Bamba birazcık geri Rodriguez tipi oynuyor. Kaliteli bir futbolcu. Büyük ihtimal Fenerbahçe'ye sözleşme imzalayacak o da. YouTube bitmiş sormuş. Galatasaray Ahmet Musa gelir mi demiş. Galatasaray Ahmet Musa şu anda son dakika gelişmeleri yaşanıyor arkadaşlar. Son görüşmeler yapılıyor. Bence Ahmet Musa Galatasaray ile bir yıllığın arkadaşlar kiralık olarak gelecek. Satın alma opsiyonunu da mutlaka koyacaktır Leicester City. Uzun süredir adı Fenerbahçe ilanılan anılan Philip Coco için resmi açıklamalar geldi. Coco'nun 5 sezondur aralıksız teknik direktörlük yaptığı PSV Eindhoven yaptığı açıklamayla Hollandalı teknik adamın Fenerbahçe'nin başına geçtiğini duyurarak bugüne kadar yemeklerinden dolayı teşekkür etti. PSV Eindhoven'un uluslararası Twitter hesabından Türkçe yapılan açıklamada, "Filip, öncelikle bize yaşattığın başarılarla dolu yıllar için sana teşekkür eder. Fenerbahçe'de başarılar dileriz." ifadesini kullandı arkadaşlar. Filip Koko da gerçekten muhteşem bir damga vurdu arkadaşlar. PSV Eindhoven'a bu damgayı Fenerbahçe'de sürdürmek istiyor. Bakalım bunu yapabilecek mi? Aslında arkadaşlar PSV Aydın'da Aykut Kocaman da benzer bir oyun sergiledi arkadaşlar Filip Koko. Ali Koç ondan forvet tarzı baskın bir oyun isteyecek tabii ki Fenerbahçe taraftarının istediği gibi. Filip Koko da bunu yapabilecek mi yapamayacak mı göreceğiz. Ancak geçmişinde hep Aykut Kocaman gibi öncelikle skor amaçlı oynayan bir takım yapıyordu arkadaşlar. Yani savunma amaçlı bir takım yapıyordu. Belki Fenerbahçe'ye geldiğinde büyük ihtimal değiştirecektir. Ali Koç ondan özellikle forvet oynamasını isteyecektir. O da tabii ki bunu mutlaka uygulayacaktır diye düşünüyorum. Galatasaray Fatih Terim'in kilit isimlerinden biri haline gelen Ryan ile 1 artı 1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak. Hollandalı oyuncu senelik 1,5 milyon avro kazanacak. Ryan da gerçekten Fatih Terim'in gelmesiyle özellikle Selçuk İnan, Ryan gibi isimler hem Geri Rodriguez gibi isimler arkadaşlar yeniden Galatasaray'da ünlendi. Yeniden Galatasaray'da kendini buldu arkadaşlar. Fatih Terim hocanın da özelliğini burada aksatmamak lazım. Ryan Donk'un Galatasaray'la sözleşme imzalaması bence mantıklı bir şey. Eski kulübü arkadaşlar Real Betis'te Ryan Donk'u istedi. Ancak Ryan Donk bu teklifi geri çevirdi. Ben Galatasaray'la yeniden sözleşme imzalayacağım dedi. Galatasaray'da da tabii ki imzalayacak arkadaşlar. Biliyorsunuz onun da sözleşmesi bu yıl bitiyordu. Yani bu ayın sonunda bitecek büyük ihtimal. Bittikten sonra Galatasaray 1 artı 1 yıllık sözleşme imzalayacak. 1 artı 1 yıl derken arkadaşlar o o bir yıllık Galatasaray isterse kullanacak istemezse bir yıl sadece imzalayacak yani o 1 artı 1 yıllık Galatasaray'ın elinde. O bir yılı Galatasaray kendine göre değerlendirecek. Ryan Donk'un performansına göre eğer iyi bir performans gösterirse o bir artı yılı da ekleyecek. Kötü bir performans gösterirse onu iptal edecek. Valencia'nın Beşiktaş'a Fabri için 8,5 milyon avro teklif ettiği iddia edildi. Fabri görüşmeden karar, görüşmeden karar vermek istemezken Fikret Orman'ın onay verdiği öğrenildi. Şenol Hoca ise "Fabriyi satmayın ama eğer illa da satacaksanız onun kalitesinde hatta ondan da iyi bir kaleci getirin." dediği öğrenildi. Fikret Orman Arkadaşlar tabii ki parayı gördüyse tabii bu da iyi bir para yani başkanla laf atmak istemiyorum. Yani 8,5 milyon avro arkadaşlar Fabri için gerçekten çok iyi bir ücret. Beşiktaş büyük ihtimal gönderecektir. Ancak Fabri Valencia ile daha görüşmemiş. Tabi Fabri'ye de iyi bir rakam vermediler ki Fabri Valencia'ya gitsin. O yüzden Fabri'nin kararı beklenecek bunda. Şenol Güneş satmayın demiş ama eğer illa da satacaksanız kaliteli bir kaleci alın. Hatta Fabri'den de iyi bir kaleci alın demiş arkadaşlar Şenol Şenol Hoca. Bakalım Fikret Orman Şenol Hoca'yı dinleyecek mi dinlemeyecek mi gelecek günlerde göreceğiz. Genelde Fikret Orman kendi transferlerini yapıyor arkadaşlar. Şenol Güneş'in istediği transferler olmuyor Beşiktaş'ta. Manchester City Napoli'nin yıldız orta sahası Jorginho için 53 milyon avroyu gözden çıkardı. İtalyan futbolcu önümüzdeki sezon Premier Lig'de oynamaya çok yakın Bence kendisi de istiyordur arkadaşlar Jorginho. Sonuçta Manchester City geçen yıl Premier Lig'de şampiyon oldu. Bu yılda şampiyonun en ciddi adayı arkadaşlar. Yani bence istiyordur Jorginho diye düşünüyorum. Bence Jorginho artık Manchester City'de diyebiliriz. Napoli de gerçekten orta sahada arkadaşlar. Orta sahayı kuran adamlardan biriydi. Napoli bu yıl çok iyi sırtladı. Manchester City'nin de tabi gözünden kaçmadı. Manchester City'de arkadaşlar Pep Guardiola ise Manchester City onun sözünü dinleyecektir. Jorginho'yu 53 milyon avro gibi 55 milyon avro civarı arkadaşlar bir rakama takıma katacaklar. Fenerbahçe'nin sportif direktörü Komolli'nin savunma hattını Deportivo'nun stoperi Raul Albentos ile güçlendirmek için girişimlere başladığı iddia edildi. Deportivo'nun ise en az 3 milyon avro, en fazla 7 milyon avro talep edeceği söyleniyor. Bu futbolcu arkadaşlar gerçekten boyu uzun, başarılı bir futbolcu. Eğer Fenerbahçe'ye gelirse kesinlikle katkı sağlayacağını düşündüğüm futbolculardan arkadaşlar. Yani Komali de zaten iyi bir şey arkadaşlar sportif direktör her yerle iyi ilişkileri var özellikle Premier Lig'de iyi ilişkileri var ancak bunu vurgulamalıyım Premier Lig'den daha çok futbolcu getirecektir ancak diğer liglerdeki ilişkilerini de kullanacaktır Fenerbahçe zaten arkadaşlar Ali Koç'la beraber bir yılına çalışıyormuş Fenerbahçe için çalışmalarını sürdürüyormuş mutlaka buralı defans attığı için orta saha attığı için bir sürü adaylar vardır bunun arkadaşlar defans attığı için şimdiki aday Deportivo'dan arkadaşlar. Bakalım ben başarılı buluyorum bu futbolcuyu. Eğer şöyle 4 milyon 5 milyon euro gibi rakamlar isterse Fenerbahçe hiç kaçırmamalı, hemen almalı. Ben yeni teknik direktör Filip Kokon'un da bu defans oyuncusu arkadaşlar Real Albentosoyu isteyeceğini düşünüyorum. Başarılı bir futbolcu Fenerbahçe'ye gelirse kesinlikle katkı sağlayacaktır. Fatih Terim'e Katar Milli Takımı'nın sportif direktörü olması için 6 milyon avro teklif ettiği iddia edildi. Ancak Terim'in şu sözlerle reddettiği de söylendi. Şu anda hayatımı adadığım ve benim için büyük önem arz eden bir camiada çalışıyorum. Maalesef ki bu durumda bu teklifi kabul etmem hiç cazip değil. Bu yüzden bu teklifi reddedeceğim dediği öğrenildi arkadaşlar. Katar milli takımının teklifini reddetti. Zaten biliyorsunuz milli takımımızı çalıştırıyordu. Sorunlu olaylardan sonra kendisi ayrıldı arkadaşlar. Milli takımımıza da yabancı biri geldi biliyorsunuz. Hiç sevmiyorum o adamı maalesef ki arkadaşlar. Zamanında Beşiktaş ve benzeri kulüplerde çalıştırdı kendisi. Ancak Fatih Terim kadar başarılı olacağını düşünmüyorum. Bence milli takımın başına yeniden bir Türk teknik direktör getirmeli diye düşünüyorum arkadaşlar. Bizim milli takım için Baksana adamlar Katar mini takımından Fatih Terim'i çağırıyor arkadaşlar. Fatih Terim de gerçekten başarılı bir hoca. Galatasaray'ı bırakacağını düşünmüyorum. 2-3 yıl daha Galatasaray'da Fatih Terim'i izleyeceğiz arkadaşlar. Tabi Galatasaray'dan ayrılır ondan sonra yeniden döner. Bunlar büyük adamlar arkadaşlar. Aykut Kocaman için de bunu söyleyebilirim. Şenol Güneş için de bunu söyleyebilirim. Yani onlar ayrıldığı camialara yeniden dönebilirler. Bunlar kırgınlık yaşayan adamlar değil. Beşiktaş yönetimi son vermesi halinde PSG ile sözleşmesi sona eren ben Arfa ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Şenol Güneş'in aklındaki tek soru ise geçen sezon Ben Arfa'nın hiç top oynamaması. Ancak Fikret Orman'ın Şenol Güneş'in fikirlerine fazla saygı duyup duymayacağı ise merak konusu arkadaşlar. Fikret Orman bence Şenol Güneş'in fikirlerine de tabii ki saygı duyuyordur arkadaşlar. Şenol Güneş yani sonuçta Dünya Kupası'nda üçüncülük yaşatmış bir adam bu Türkiye'ye. Ka kaliteli bir teknik direktör. Bence Şenol Güneş'in fikirlerine tabii ki saygı duyuyordur. Ancak başkan olarak bazı transferleri kendisi bitiriyor. Bazı transferleri kendisi belirliyor. Ben Arfa zaten bir yıl oynamadı. Bence Şenol Güneş'in aklındaki tek soru da bu zaten arkadaşlar. Ben Arfa bir yıl oynamadı. Bir yılı boşa gitti. Bu bir yılda ne yaptı? Çok merak ediliyor arkadaşlar. Bu bir yılda kendini boşladıysa futbolu bıraktıysa arkadaşlar. Ne yani futbolu oynamadıysa futbolla fazla ilgilenmediyse bu Ben Arfa için bir zarar olacak. Eğer Beşiktaş'a gelirse Beşiktaş onu zaten bir yılda anca toparlar arkadaşlar. Isınma ve şeylerden Yani fiziksel falan arkadaşlar Önemli şeyler bunlar kondüksiyon Anca bir yılda anca yeniden toplar arkadaşlar bunu O yüzden Beşiktaş da Bu transferde baya dikkatli olmalı Chelsea Barcelona'nın da gündeminde olan Juventus'un başarılı orta saha oyuncusu Miriam Pjanić'i transfer etmek için Devreye girdi Pjanić chess fabrikasının yerine düşünülüyor Ses fabrikası arkadaşlar Artık yaşlandı Yani Juventus da onun yerine bir oyuncu düşünüyor bu oyuncuya Barcelona'da arkadaşlar piyano çağday. Bakalım hangisi alacak. Yani büyük kulüpler arkadaşlar fark ettiyseniz hangi futbolcuya ya Real Madrid aday oluyor ya Chelsea ya Barcelona ya Manchester United ya da PSG arkadaşlar. Bunun dışında fazla transfer gündeminde olan takım yok bunu fark ettiyseniz. Ben bunu çok iyi fark ettim. Umarım sizler de fark etmişsinizdir. Yani bu da tuhaf bir şey arkadaşlar. Demek ki para bu takımlarda var. Bu takımlarda önemli transferler yapacak gibi gözüküyor. Bu yıl bir sürü dedikodu konuşuluyor. Tabi bu dedikoduların artık transfere dönüşmesi lazım. Bizim de eğlenmemiz için. Trabzonspor'da 6 aylığına kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Celta Vigo'da olan Di Bogondo, Bordo Mavili takıma ileride dönebileceğini söyledi. Belçikalı futbolcu Trabzonspor'da daha tarihi yazmadım. Mutlaka yazacağım dedi. Bongondo Trabzonspor'da 3 maça çıkabildi ve hiç skor üretemedi. Bu da Trabzonspor'un aklındaki tek soru olacak arkadaşlar. Bongondo gerçekten genç bir oyuncu. Seltebigo Trabzonspor'a kiraladı. Ancak Seltebigo da buna pişman oldu. Ama Go ve Trabzonspor'un arası şu anda çok iyi bu transferi hiç ücret ödemeden arkadaşlar bitirebilirler ve 6 ayda belki yine kiralarlar. Bir yılına yine kiralarlar. Biliyorsunuz Okay yokuştu arkadaşlar. Trabzonspor Celta gönderdi. Bongondo için de Celta bir indirim ve benzeri şeyler bekleyecektir. Celta Vigo'da mutlaka yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Geride kalan sezonda zirve yarışını oldukça uzağında kalan ve Bundesliga'yı 55 puanda 4. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi vizesini ucu ucuna alan Borussia Dortmund kadroda bulunan önemli yıldızlara yolları ayırmayı planlıyor. Teknik direktörlük görevine nisiz çalıştıran, Ruscan Favre'yi getiren sarı-siyahlı ekip, verim alamayacağını düşünen 11 futbolcuyu satış listesine koydu. Bu 11 futbolcu arasında 4 yıldır Borussia do Dortmund'da oynayan ve adı ülkemizdeki takımlarla sık sık anılan Nuri Şahin de var. Nuri Şahin Süper Lig'e geri dönüp dönmeme konusundayız arkadaşlar. Yani geri dönüp derken Süper Lig'e dönme, dönme, dönmeme konusundayız arkadaşlar. Birazcık tereddütleri var. Süper Lig'e gel gelir mi gelmez mi? Bu tür tereddütleri var arkadaşlar Nur Şahin'in de. Yani bilmiyor kendisi de düşünüyor. Galatasaray'a şu an yakın olduğu söyleniyor. Ancak Galatasaray daha girişimlerde bulunmadı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın biliyorsunuz arkadaşlar geçen haftalarda girişimlerde bulunduğunu biliyoruz. Ancak onun önceliği büyük ihtimal Galatasaray olacaktır Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı için. Ondan sonra Fenerbahçe'dir. Ondan sonra da Beşiktaş'tır arkadaşlar. Beşiktaş ancak orta sahada zaten sağlam oyuncular var. Beşiktaş bir 10 numara arıyor. O yüzden Beşiktaş Nuri Şahin'i fazla düşünmüyordur. Atiba benzeri oyuncular da arkadaşlar sözleşme imzalamaya çalışacak Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ın da önceliği bu. Nuri Şahin Süper Lig'e gelirse katkı sağlar mı? kesinlikle katkı sağlayacağını düşünüyorum. Başarılı bir futbolcu arkadaşlar. Umarım Türkiye'de de futbolunu izleriz. Biliyorsunuz milli takım bıraktı kendisi. Yani ona da gerçekten arkadaşlar milli takımda çok haksızlık edildi. Milli takımda fazla maçta oynatmadılar. Bundan dolayı belki de Nur Şahin'i Türkiye milli takımında fazla izleyemediğimiz için adam milli formayı bıraktı diyebiliriz. Evet arkadaşlar böylelikle bir transfer haberleri videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı, yorum atmayı unutmayınız arkadaşlar. Yarın güzel bir Türkiye ile yeniden uyanma dileğiyle sağlıkça kalınız. Allah'a emanet olunuz. Sizleri seviyoruz. Kaliteli videolarla karşınızda olma dileğiyle, güzel bir Türkiye ile uyanma dileğiyle. Laf fazla uzatmayayım. Biliyorsunuz kapanma şeylerini fazla yapamıyorum. O yüzden sağlıkça kalın. Allah'a emanet.